Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. HDP'li milletvekilinin terörist başı Öcalan'ın meclis kürsüsünden sayın demesi İyi Parti'de tepkiyle karşılandı. Sayın Öcalan üzerindeki Sayın Öcalan diyemezsiniz. Ya arkadaşlar niye sabote ediyorsunuz meclis çalışmalarını? Meclis Genel Kurulu'nda bu kez de İyi Parti ile HDP karşı karşıya geldi. HDP'li vekilin Öcalan'la ilgili ifadesi mecliste gerilimin fitilini ateşledi. Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit... Ya bu ifadeyi ısrarla kullananlara karşı da... Arkadaşlar... Yerimize oturalım lütfen. İyi Partili Lütfi Türkkan, terörist başı için kullanılan o ifadeye çok sert tepki gösterdi. Bir terörist için sayın ifadesi kullanılmaz. Net altını çiziyorum. O tepki AK Parti sıralarından da alkış aldı. Ama İyi Partili Türkkan'ın AK Partililere de eleştirisi vardı. Bu konuda onları çok rahatsız etmişe benzemiyor. İttifak için görüşmeler yapacak, selam gönderecek birbirlerine. Buraya gelip de bana... Bunlar söyleyecek. Bu doğru değil. Bu ittifak ittifak işlerini bırakın. İttifakı kimin yaptığını 31 Mart'ta göreceğiz. İyi Parti ile HDP arasında atışmalar devam ederken tartışma bu kez bir diğer tarafa kaydı. Cevap verince de kızacaklar. Ayıp bir şey. Bu doğru bir şey değil. Burası meclis. Bu kayıkçı kavgasının itham edecek, polemik yapacak, hatta küfredecek. Öyle devam edecek misin? Devam edecek misin? Cevap verince de kızacaklar. Ayıp bir şey, bu doğru bir şey değil. Tansiyonu düşürmek için Meclis Başkan Vekili Mustafa Şentop devreye girdi. Ama kendi tansiyonu da yükseldi. Nedir bu yani, konuşturmamak için ne varsa yapıyorsunuz? Böyle şey olmaz, siz de grup başkan vekilisiniz. Konuşsun bitirsin, size de söz veriyorum. Aladağ yangını gündeme geldiğinde de mecliste tansiyon bir kez daha yükseldi. Bu kadar çok çocuğun olduğu yerde böyle ölümler olur diyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin sizi. Sayın çocuklar Özkoç, üzerinden beddua etmeyin bu kadar çocuk